Aziz abiyle konuşacak mısın peki sen? Bilmiyorum ki. Yani böyle bir durumda nasıl sorulur, nasıl denir geçip karşısına Azal senin kızın mı diye bilmiyorum. Aklım durdu resmen. Hele bir sabah olsun. Herkes bir kafayı toplasın. Geçip karşısına konuşacağız elbet. Kenan. Benim aklımda, gönlümde rahat değil. Aziz abi konusunda mı? Yok. Aziz abi konusuna gelene kadar başka bir şey var. Hayırdır? Hayır mı? Şer mi? Orasını sen söyleyeceksin. Dün bütün gece ortadan kaybolan sendin. Yok mu anlatacak, söyleyecek iki kelam? Dün gece ne yaşadığımızı merak ediyorsun Azal'la. Ne hissettim? Kenan, bak, beni yanlış anlamanı istemiyorum. Ben seni yargılamak için konuşmuyorum. Bunun için de konuşmak istemedim seninle. Ama bilmek istiyorum be oğlum. İçindekini bilmek istiyorum. Ben senin abinim. Yani için yanıyorsa yangını söndüreyim. Yaran varsa merhem olayım. Yok. Benim içim rahat diyorsan. Tamam. Benim içim de rahat. Bir daha da bu konuyu açmayayım. Misafir kabul ediyor musun? Ebru, gel, hoş geldin. Ne işin var bu saatte burada? Seni görmeye geldim. Kalmaya. Ebru. Ne? Kural çağırdı değil mi seni? Dün gece olanları öğrenmen için. Ay yok canım, ne alakası var? Ben kendim geldim. Tamam. İtiraf ediyorum. Dün akşam ne olduğunu merak ettiğim için geldim. Ama Vural'la falan alakası yok tabii ki. Öyle olsun bakalım. Hadi kızım anlatsana, meraktan çatlayacağım. Tamam tamam. Vallahi anlatacak bir şey yok abi. Gece fırtınaya tutulduk, dönemedik. Sabah da erkenden geldik yani, işte o kadar. Onu herkes biliyor aslanım. Herkes görmüş. Ben herkesin gördüğünü değil. Senin içindekini merak ediyorum. Ne yaşadın? Ne hissettin? Aklımla yüreğimle karma karışık oldu be abi. Yüreğimi alt üst eden kadınla hayatımı alt üst eden kadın aynı. Gözleri benim azalımdı sanki. Masum. Hiç kirlenmemiş. Bizim Ildır'ın denizi gibi. Berrak. Ama yüreği çamur yüklü. Kirli. Karanlık. Peki. Dün gece yanındaki hangisiydi? Hangi azaldı? Bilmiyorum Ebru. Biri bildiğim Kenan işte. Şefkatli, vicdanlı, dosdoğru bir adam. Öbürü 40 yabancı. Kindar, acımasız. Yanına gittiğimde öfkeden delirmiştim. O ırmakla evleneceğim dedikçe ellerimle gebertesim geliyordu.
Sonra bir kıyıya çıktık. Sanki bir zaman tünelinden geçmişiz de Ildır'a gelmişiz gibi. Hiç ayrılmamışız. Hiç kirlenmemişiz gibi. Sahilde bir balıkçı kulübesi. Deniz, tekne, sadece ikimiz. Sahile ayak basar basmaz unuttum bütün giyimimi. Belli etmedim ama içim yıkandı resmen. Unuttum her şeyi. Unuttum 3 aydır yaşadığım işkenceyi, nefretimi, öfkemi, her şeyi. Sanki Ildır'lı Kenan'la Azal karşıladılar bizi. Bütün gece onlar ağırladı resmen. Benim hayattan beklentim o kadarcıktı Ebru. Derme çatma bir ev. Yanan bir ateş. Yanımda, yanı başımda Kenan. Sanki böyle yıkılan hayallerim bir gecelikte olsa gerçek oldu. O kulübede kaldınız. Sadece ikiniz baş başa. Kızım, nerede uyudu bu adam? Yani mecburen aynı yatağa kurulup sandım. Dışarıda fırtına vardı. İçeride de bir tane battaniye. Kenan. Söylediğin hayra alamet değil. Ne oldu? Ne yaşadınız? Ebru, ne önemi var dün gece ne olduğunu? Ben Vural'la evliyim. O da Irmak'la evlenecek. Aramızda artık dağlar, denizler var. Hazal, sen kendinde misin? Kenan'la koyun koyuna... Kenan'la koyun koyuna yatmışsın bütün gece. Bak, doğruyu söyle. Aranızda bir şey oldu mu? Oldu. Ne? Hazal... Ne diyorsun sen? Kızım, söylesene, ne oldu? İçimdeki kanayan yaraya tuz oldu dün gece. Hem canım yandı, hem kabuk bağladı yaram. Bak kaptan, yolunu, yönünü iyi belirle. Bir tarafta sevda ateşi, diğer tarafta intikam ateşi. Bunlardan birini söndürmezsen, ikisi beraber yakar, yıkar, kül eder seni. Kararını ver. Ya sevdana sahip çıkıp Hazal'ı geri kazanmak için mücadele edeceksin. Ya da intikam alacaksın. Karar senin. Güzel kardeşim benim.
Abi biraz yalnız kalmak istiyorum. Irmak bak, sen benim için çok değerlisin. Doğduğun günü dün gibi hatırlıyorum. Dünyalar güzeli bir kız çocuğuydu. Uyurken her fırsatta gelip seni yatağın başında izlerdim. Uyurken bile gülümsüyordum. Kendi kendime derdim ki herhalde dünyanın en güzel gülümsemesi bu olmalı. İşte o zaman bir yemin etmiştim. Benim kardeşimin yüzünden gülümseme eksik olmayacak. Hiç üzülmeyecek diye. Bunu üzen kim olursa karşısına dikilirim demiştim. Ve ben çocukken ettiği bu yemini unutmadım Irmak. O balıkçının da seni üzmesine izin vermeyeceğim. Abi ben onu çok seviyorum. Ama o seni sevmiyor Irmak. O adam seninle oynuyor, anlamıyor musun? Buna müsaade etmem. Ne pahasına olursa olsun dikilirim o herifin karşısına. Hava serin. Çok oturma, üşütürsün. Gel. Efendim Sibel. Kusura bakmayın, havluları değiştirecektim ama. Tabii değiştir. Ebru Hanım, sizin için misafir odasını hazırladık. Teşekkürler. Ben de artık odaya geçeyim. Yarın sabah erken kalkacağım. İyi geceler. Sana da. Ne sakar şeysin sen ya? Çok özür dilerim Azal Hanım. Mühim değil Sibel. Kusura bakmayın, hemen topluyorum. Kaza oldu sonuçta, sıkıntı yapma. Adı Ece Toprak. Taşpınar Hastanesi'nin acilinde çalışıyor. Anladım efendim. Yarın bu işin çözülmüş olması lazım Gencer. Siz hiç merak etmeyin. Ben gereğini yapacağım. Müsaadenizle. Gencer. Buyurun Canan Hanım. Bu işten Vural'ın da haberi olmayacak. Kesinlikle. Peki efendim. Gel. Buyurun. Teşekkür ederim Evracığım. Afiyet olsun. Başka bir isteğiniz var mı? Yok canım. Çok teşekkür ederiz. Nevra. Ebru niye gelmiş bu saatte? Şey, Hazal Hanım'ı ziyarete gelmiş. Gece de burada kalacakmış. Ne? Gece bir de burada mı kalacakmış? Vural Bey misafir odasını hazırlamamızı istedi. Tamam Nevracığım, sen çıkabilirsin. Çok sağ ol. İyi geceler. Aşkım, sen bu kıza niye bu kadar taktın ki? Hoşlanmıyorum o kızdan. Vural'a bak ya. Önce asistanı yaptı, şimdi eve sokuyor. Tamam aşkım, sakin ol. Takılma. Vural kıskançlığından ne yapacağını şaşırdı. Aklınca Ebru'yu Hazal'ın ağzından laf alması için çağırdı bu gece. Neyse ne. O kızın etrafımızda olmasını istemiyorum Sinan. Bak sana tekrar söylüyorum. O kızla mesafeni koru. Fazla samimi olma. Lütfen. Tamam sevgilim, merak etme. Abimi saf dışı bırakayım. İlk işim o kızı kovmak olacak. İçini ferah tut aşkım. Tamam mı? Sibel. Gel benimle. Thank you.
yaptın? Halledebildin mi? Hallettim canım onu. Ne sakar şeysin sen ya? Çok özür dilerim Azal Hanım. Şüphelenmedi değil mi? Siz hiç merak etmeyin. Aferin. Bu evde kimin için çalıştığını unutmadığın sürece yerin de işin de garanti olur. Gidebilirsin. Kaptan, o kadar kahvaltı hazırladım. Bir lokma yemeden dışarı çıkarttın bizi ya. Sağ olasın, eksik olmam, acelem var. Şimdi geç kalmayayım. Irmak bekliyor. İntikamı seçtin yani. Ben değil. Hazal seçti. Annemle buluşacağım. Tamam, ben götüreyim seni. Vural lütfen, kendim giderim. Tamam, annenin karşısına çıkmayacağım. Seni bırakıp şirkete geçerim. İstemiyorum dedim Vural. Ben de tek başına gitmeni istemiyorum. Başlama yine. Sürekli beni kontrol altında tutmaya çalışmandan, etrafımda olmandan hoşlanmıyorum. Ben de o balıkçının etrafta olmasından hoşlanmıyorum. Daha bulduğun ilk anda o herifin yanına gittin. Bütün gün baş başaydınız. Aklıma gelenleri söylemeye dilim varmıyor. Söyledim ya sana. Irmak için gittim, keyfimden değil. Neyse ne. Sana güveniyorum. Bu konuyu uzatmıyorum. Ama bir daha böyle bir gece geçirmeye tahammülüm yok benim. Ben senin kocanım. Nereye gittiğini, kimle olduğunu bilmek benim hakkım. Bana katlanamıyorsan Gencer götürsün seni. Teşekkür ederim Selma'cığım. Eline sağlık. Afiyet olsun anne. Ne durumdayız Gencer? Talimatları verdim. Emrettiğiniz gibi Ece Toprak'la ilgili gerekeni yapıyorum. Gün içinde haber gelecek Canan'ın. Güzel. Doktor hanım. Efendim? Devam etmiyorsanız alayım mı? Alabilirsiniz. Kolay gelsin. Size de. Asist Toprak.
Kafes. Geri dön. Ne oldu usta? Meleğin eve gidiyoruz. Usta gözünü seveyim. Kafes. Dön dedim. Eyvallah usta. Eyvallah. Melek. Hı. Hayırdır kızım, bir yere mi gidiyorsun? Hazalara Dağlı. Sahildeki çay bahçesine geliyor, orada buluşacağız. Hey. Çok sevindim kızım. Biliyor musun, en iyisini yapıyorsun. Evladına düşman olan ömür boyu pişman olur derler. Allah ana kız sizi bir daha hiç ayırmasın. İnşallah Allah. Bir dahakine Hazal'ı buraya çağırsana. Ben de hasret gidereyim azıcık. Ceylan gözlü kızım. Ha? Olur. Sevindim. Kendinden beri ağzını bıçak açmıyor. Neyin var? Hiç. Bir şey olmuş belli. Hadi konuş. Neyin var? Ben bilmiyorum Kenan. Aklım o kadar karışık ki. Mesele Hazal'la geçirdiğimiz gece. Biliyorum. Ama sandığımdan çok daha zor bir geceydi bizim için. Keşke tüm mesele Hazal'la geçirdiğiniz gece olsa. Ama değil. Fazlası var Kenan. Her şey o kadar tuhaf, o kadar karışık ki. Kime neye inanacağımı bilmiyorum artık. Bak. Senin için çok zor, biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum. Yani Hazal'la olan geçmişim, abinin olan husumetim, her şeyin farkındayım. Bilmen gereken tek bir gerçek var. Seninle evlenmek istiyorum. En zor da buna inanmak zaten Kenan. Ben iki defa aşık oldum. İki defa bu kadar bağlandım. Hatta esir oldum. Ama gerçek ne bilmiyorum. Beni sevdiğinden emin olamıyorum. İnanmak istiyorum ama olmuyor işte. Yapamıyorum. Gel benimle. Nereye? Bir şey sorma, gel benimle. Hazal. Ne kadar şık olmuşsun böyle. Gerçekten kendine özgü bir tarzın var. Bu hafta sonu modacı bir arkadaşımın defilesi var. Beraber gitmeyi çok isterim. Tabii sen de istersen. Teşekkür ederim. Bakarız. Nereye böyle? Annemle buluşacağım. Barışmanıza çok sevindim. Kendisine selamlarımı ilet. İki aile arasındaki buzları eritmenin zamanı çoktan geldi. Yakında bizzat kendisini ziyaret etmek istiyorum zaten. Konuşacak çok şeyimiz var. İyi günler. Sana da canım. Özür dilerim. Kapıyı kilitli sanıyordum. Kusura bakma, ben de kapıyı çalmadım. Müsaadenizle. Bu ne hal Sinan? Kızın ağzına düşecekti neredeyse. Aşkım saçmalama, benim o kıza ne işim olur? Yanlışlıkla oldu işte. İnanmıyorum sana ya. Ben uzak dur dedikçe senin yaptığına bak. Ebru. Ne oldu, konuştun acaba? Konuştum. Ne anlattın, ne olmuştun gece?
bir şey olmadığını söyledi ama. Naması ne? Ben pek inanmadım söylediklerine. Yalan söylüyor gibiydi. Geceyi kulübede tek göz odada birlikte geçirmişler. Sus, anlatma gerisini. Bu kadarı bile fazla. Kenan hala söylemeyecek misin nereye gittiğimizi? Gidince göreceksin. Geldik sayılır zaten, merak etme. Ya ne bu gizemli hareketler? Söyle işte nereye gittiğimizi. Seni sevdiğimi ispat edeceğim. Sabret. Geldim. Geldim. Alacaklı mısın? Allah Allah. He buyur. Nergis hala. Aziz. Melek içerideyse çağırsana. Yok Melek. Hala etme. İçerideyse çağır gelsin. Hayati bir mesele konuşacağım. Aziz. 26 yıl evvel kapandı ya sizin meseleniz. Bunca sene sonra daha neye üsteliyorsun? Ya Allah'ını seversen üstüme gelme. Zaten aklım başımda değil. Çağır Melek'i hadi. Ama yok Melek. Sahildeki çay bahçesinde. Eyvallah. Gelir usta. Sahildeki çay bahçesinde. Eyvallah. Gencer, sen bu çay bahçesinin nerede olduğunu biliyor musun? Biliyorum Azal Hanım. İleride sahilde. Geldik sayılır. Teşekkürler. Başka bir arzunuz var mı ablacığım? Şimdilik yok. Kızım gelecek biraz sonra. O zaman bakarız. Peki, afiyet olsun. Sağ ol. Melek. Aziz. Ne işin var senin burada? Konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok Aziz. Anla artık. Var Melek. Konuşmamız gereken çok önemli bir mesele var. Neymiş o? Hazal. Buyurun Cemal Bey. Canan Hanım, örneklerin ikisi de ulaştı bana. Az önce laboratuvara yolladım DNA testi için. Sonuçlar ne zaman çıkar peki? En geç 24 saat içinde ileteceğim sonucu size. Oh, teşekkür ederim. Yalnız bu oldukça gizli bir durum. Merak etmeyin Canan Hanım. Sonucu size ulaştırdıktan sonra... Ben bile unutacağım testi yaptırdığını. Teşekkür ederim. Yaptığımıza hala inanamıyorum. Sana söylemiştim değil mi? Kimsenin önemi yok diye. Artık seni sevdiğime inandın mı? İnandım. Ben de seni çok seviyorum.
beni sakın bırakma olur. Seni bir ömür boyunca bırakmayacağım. Merak etme. Hadi. Melek. Son kez soruyorum. Allah Kur'an hakkı için söyle. Hazal benim kızım. Konuş Melek. Söyle. Aziz. Anne. Kızım. Ne söylemen gerekiyor anne? Sen bana yardım et. Hoş geldin. Geç otur. Ne konuşuyordunuz? Ne söylemeni istiyor senden? Anneciğim bir şey söylemeyecek misin? Hazal. Artık seninle konuşmanın vakti geldi kızım. İnanamıyorum ya. Resmen evleniyoruz, şaka gibi. Ya benim en büyük hayalim gelinlik giymek. Hayatımda bir kere gelinlik giyeceğim. Onu da sevdiğim adam için giyeceğim. Vallahi gelinliğim olmadan evlenmem. Aşkım iyi misin? İyiyim. İyiyim. Niye sordun? Bilmem. Evleniyoruz. Mutlu olmamız gerek. Ama sen kavgadan çıkmış gibisin. Çattın yine kaşların öyle. Ne oldu? Bir şey mi düşünüyorsun? Sizinkileri düşünüyordum. Onaylamayacaklar biliyorsun değil mi? Söylemek zorunda değiliz. Nasıl yani? Yani bilmelerine gerek yok. Biz evlendikten sonra bir şey diyemeyecekler zaten. Neyse düşünürüz bunu. Şimdi keyfinizi bozma. Ne var Gence? Vural Bey. Hazal Hanım şu an Beylerbeyi çay bahçesinde. Aziz Toprak'la birlikteler. Ne? Hazal'ın Aziz Toprak'ın yanında ne işi var? Bilmiyorum efendim. Geldiğimizde buradaydı. İyi. Konum at bana, hemen geliyorum. Bir yere ayrılmayın Gencer. Nereye Vural? Hazal'ın yanına Aziz Toprak'la birlikteymiş. Vural. Ne var anne, hadi söyle. Daha büyük bir problemimiz var. Irmak yine buluşmuş o balıkçıyla. Aziz kesin Naz'la ilgili konuşuyor. Ona bir şey yaptığımı söyleyecek. Kendisi ne biliyor ki Hazal'a anlatsın. Sen benim sözümü dinle. Git konuş o balıkçıyla, bu işi bitir artık. Sakın yanlış bir şey de yapayım deme. Demiroğullarının eşiğine kadar gittim. Hatta senin düğününde bir adım mesafedeydim ama seni görmedim güzel kızım. Bilsem daha önce çıkardım karşına.
İnanın kardeşiniz için çok üzüldüm. Daha önce öğrenseydim keşke. Onun yerini tutamam ama... Ben de seni kızımın yerine koyar. Bakışınla, gülüşünle avunurdum. Keşke daha önce karşılaşsaydık. Keşke. Sesim de benziyor demek. Benzemek ne kelime? Akraba olsanız... Hani... Kızım olsan... Ancak bu kadar benzerdiniz. Boyun, posun, bakışın, gülüşün hepsi aynı. Kızım biz kalkalım artık hadi. Eve geç kalacağım. Melek Hanım, ben bu anı yıllarca bekledim. Sen de biraz bekle istersen ha. Hazal. Kızım. Ne olur gitme. Lafın mümini daha etmedim. Bilmen gereken çok önemli bir mesele var. Gencer, ben oraya yetişmeye çalışıyorum. Gözün üzerlerinden ayırma. Merak etmeyin efendim. Sana da böyle ikide bir de kızım kızım diyorum ama... inşallah yanlış anlamıyorsundur. Tam olarak kızımla aynı yaştasın çünkü. 94 doğumlu. Sen kaç yaşındasın? 25. Aramızda 2 yaş var. Demek ki seninle son görüşmemizde Hazal'a hamileymişsin Melek Hanım. Hayır. ...92 doğumlu değil misin kızım? Yanlış mı hesapladım? Nisan 92. Doğru hesaplamışım demek ki. 91'in Eylül'üydü en son görüşmemiz. Hayatımın en kötü anısı o tarihte. Ondan unutmadım. Demek 2 aylık hamileymiş. Siz nereden tanışıyorsunuz tam olarak? Sen anlatmak ister misin Melek Hanım? Ildır'da tanışmıştık biz. Çok eskiye dayanır tanışıklığımız. Ama araya mesafeler girdi. 26 sene sonra ancak görüşebildik. Neyse. Asıl konumuza gelelim. Siz dinliyorum. Söyleyecekleri mühim demiştiniz. Hazal. Kızım. Annenle biz... Kardeşini konuşuyorduk. Aziz Bey'in kardeşini. Nasıl kaybolduğunu merak ediyor. Acaba Vural sana bir şey söyledi mi diye öğrenmek istiyordu. Bana da sordu ama ben bilmiyorum dedim. Vural bana Naz'ın sadece kendisini terk edip gittiğini söyledi. Kimseye haber vermeden ortadan kaybolmuş.
sana da aynı masal anlatmış herkes anlattığı gibi. Yalan yani. Kimisi kendi bile uydurduğu yalana inanır. Sakladığı gerçekler karşısındakini tarumar eder, yok eder ama umurunda olmaz. Sevdiğinin canının yüzünü hasret, varlığından bir haber yaşar gidersin. Kocanın anası benden gerçekleri saklıyorlar. Bacımın beni de onları da koyup gittiğini söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Başına ne iş geldiyse biliyorlar ama söylemiyorlar. Demem o ki güzel kızım. O adam tahmin ettiğinden çok daha tehlikeli. Bıraksana manyak! Bırak! Biri yardım etsin! Yardım edin! Yardım etsin bize! Bir şey yap! Burak! Dediğim gibi Melek Hanım. Sen de dikkat et. Kızının başına bir iş gelmesin. Kardeşim gibi birdenbire ortadan kaybolmasın. Ya da koyup gitmesin seni. Öyle ya. Vural'la anası öyle dediler bana. Yoksa senin kaderin de benimkine benzer. Merak etme babası. Halil her daim yanında zaten. Benim de güzelim üzerinde. Yardım için sağ ol. Hadi kızım gidelim artık. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de güzel kızım. Umarım bir gün yeniden kavuşursunuz kardeşinizle. İnşallah. Her hasretin bir vuslatı vardır elbet. Azal kızım, senden bir şey isteyebilir miyim yanlış anlamazsan? Tabii. Ben kardeşimi çok uzun süredir arıyorum. Çok özledim. Seni görünce böyle çok sarsıldım. Yani çok kötü oldum. İzin verirsen onun yerine sana sarılabilir miyim?